İnsanlık yaratılmadan önce Yunan tanrıları Titan adı verilen dev ırkına karşı büyük bir savaş kazandı. Titanların çoğu öldürülmüş veya Tartaros'un ebedi cehennemine atılmıştı. Ancak ismi önceden gören anlamına gelen Titan Prometheus, kardeşi Epimetheus'u tanrıların tarafında savaşmaya ikna etti. Teşekkür olarak Zeus, bu iki kardeşi tüm canlıları yaratmakla görevlendirdi. Epimetheus tanrıların hediyelerini canlılara dağıtacaktı. Bazılarına uçmayı verdi, bazılarına suda hareket etme becerisini ya da çalılar arasında hızla koşmayı. Canavarlara göz alıcı pullar, yumuşak kürk ve keskin pençeler verdi. Bu sırada Prometheus ilk insanlara çamurdan şekil verdi. Onlara tanrıların görüntüsünü verdi ama Zeus, insanlara ölümlü kalmayı ve Olimpos Dağı'nda yaşayan tanrılara aşağıdan ibadet etmeyi emretti. Zeus, insanları itaat eden, doğa şartlarına karşı savunmasız, korunmak için tanrılara bağlı olan yaratıklar olarak gördü. Ancak Prometheus, bu basit yaratıkları daha büyük bir amaçla tasavvur etti. Zeus, ondan bir kurban bulup insanlarla tanrılar arasında paylaşmasını istediğinde, Prometheus, kurnazlık yapıp insanların faydasına bir numara planladı. Bir boğayı öldürdü ve onu Zeus'a sunmak için ikiye böldü. Bir tarafta sulu eti ve deriyi hayvanın nahoş midesinin altında sakladı. Diğer tarafta kalın bir yağ tabakasının altında kemikleri sakladı. Zeus, kendisi için en uygun gözüken porsiyonu seçtiğinde Prometheus'un hilesinden dolayı çok öfkelendi. Burnundan soluyan Zeus, dünyada ateşin kullanılmasını yasakladı. Ne yemek pişirmek ne de başka bir amaç için. Ama Prometheus, yaratılmışların ateşten mahrum kaldıklarını görmeyi reddetti. Bu yüzden Athena ve Hephaistos'un yerinden ateş çalmak için Olimpos Dağı'na tırmandı. Oyuk bir rezene sapının içine ateşi sakladı ve insanlara getirdi. Bu, onlara doğayı kendi yararlarına kullanma ve nihayet doğaya egemen olma gücünü verdi. Ateş sayesinde insanlar besinleri ve ısıyı kullanıp kendilerine bakabilirlerdi ama ayrıca silahlar üretebilir ve savaşlar başlatabilirlerdi. Prometheus'un alevleri, uygarlığın hızla gelişmesinde katalizör görevi yaptı. Zeus aşağıya, bu manzaraya baktığında neler olup bittiğini anladı. Prometheus bir kez daha onun onurunu yaralamış ve otoritesini bozmuştu. Gözü dönen Zeus, acımasız bir ceza uyguladı. Prometheus, sonsuza kadar bir kayalığa zincirlenecekti. Her gün karaciğerini parçalamak üzere bir akbaba onu ziyaret edecekti ve her gün karaciğeri yeniden saldırılmak üzere tekrar eski haline dönecekti. Prometheus, daimi bir acıya maruz kalmasına rağmen asla yaptığı isyankar hareketine dair bir pişmanlık duymamıştı. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hazreti Adem Aleyhisselam kıssasının son bölümünü izliyorsunuz. İlginç bir giriş yaptık gördüğünüz gibi. Amacım mitolojide tanrıların insanlara bakış açısının nasıl olduğunu gösterebilmekti. Günümüzde Olimpiyat ateşi olarak bilinen ve Prometheus'un tanrılardan çaldığı iddia edilen bu ateşin bilgi olduğu da söylenir. Dolayısıyla eski Yunan, bilginin veya medeniyetin ortaya çıkmasının en büyük katalizörü olan ateşin tanrıların istememesine rağmen onlardan çalındığını iddia ederken bu seride işlediğimiz üzere isimler ve bilgi, hatta insanlara dünyada bahşedilen diğer her şey Allah tarafından bir şefkat eseri olarak insanlara verilmiştir. Bir diğer taraftan yine serinin ilk bölümünde Kur'an'ın ve Hristiyan inancının Adem Aleyhisselam'a bakış açısındaki farkından bahsetmiştik. Tevrat ve günümüz Hristiyanlık akidesine göre Hazreti Adem Havva'ya uyarak onunla beraber yasak ağacın meyvesinden yediklerinden dolayı Allah tarafından cezalandırılmış ve acılar içinde yaşamak için yeryüzüne sürülmüştü. Yani aksi takdirde yeryüzüne gönderilmeyeceklerdi. They could have lived in the paradise forever if they had obeyed God's rule. Ayrıca Hristiyan inancına göre Hazreti Adem'in ilk günahı işlediğini ve bu sebeple onun çocuklarının da, yani insanların da bu ilk ve asli günahla doğduğuna inanılır. İnsanlığı bu günahtan kurtarmak için de Tanrı oğlunu bir kefaret olarak gönderdi ve çarmıha gerilmesine izin vererek feda etti denilir. Fakat Kur'an'a göre Hazreti Adem Aleyhisselam ve insanlık zaten dünya için yaratılmıştı ve bir şekilde yeryüzüne gönderilecekti. Dolayısıyla o ağaçtan yemeleri neticesinde bir cezaya
çarptırılmalarından söz edilemez. Veya biz Hazreti Adem ve Havva'yı suçlayacak şekilde de konuşamayız. Çünkü bizden beklenen zaten yeryüzünde yaşamaktı. Cenab-ı Allah bu kullarını yeryüzüne göndermeden önce bir oryantasyon yapıyor ve neyin doğru, neyin yanlış olduğunu hem onlara hem de bütün insanlığa öğretiyor. Yani aslında bir bakıma rahmetiyle muamelede bulunuyor onlara. Ne bir mitoloji tanrısı gibi insanların korumasız ve her şeyden mahrum olarak yaşamasını diliyor, ne de Hristiyan inancındaki gibi aslında cennette kalabileceklerine rağmen onlara kızıp cennetinden kovup kadının doğum sancılarıyla, erkeğin ise toprağa çapalamakla bu cezayı çekeceklerini söylüyor. Kur'an'da bir kısmınız diğerine düşman olarak inin, yeryüzünde bir vakte kadar sizin için bir yaşama yeri, bir barınak, bir kısmetiniz, bir nasibiniz vardır diyor. Dolayısıyla Allah'ın öfkelendiğini, gazabını görmüyorsunuz bu ayette. Eğer hala ikna olmadıysanız hep beraber Bakara suresinin 37. ayetini okuyup üzerinde düşünelim. Bu kıssada belki de en çok sevdiğim kısım burası. Diyor ki Allah, فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ. Yeryüzüne indirildiğinde Adem, Rabbinden gelen kelimelerle karşılaştı. Veya Rabbinden gelen bazı kelimelere kavuştu. Onlarla mülaki oldu. Fetelakka ifadesi kullanılıyor. Normalde hemen hemen bütün mealler bu ayeti Adem Rabbinden bir takım kelimeler aldı şeklinde çeviriyor. Fakat kullanılan ifadelerdeki tonu ve manayı size daha iyi yansıtabilmek için farklı bir çeviri kullandım. Fetelakka derken öncelikle baştaki fe ifadesi Allah'ın bu kelimeleri gönderirken Adem Aleyhisselam'ı yeryüzünde bekletmediğini, yalnız bırakmadığını, Adem Aleyhisselam'ın yeryüzüne indirilir indirilmez ona hidayet yolunu gösterecek bu kelimeleri ona ulaştırdığını anlıyoruz. Bazen otorite sahibi insanların iş affetmeye gelince acele etmediğini görürsünüz. Aslında affettikleri halde veya çok büyük bir sorun olmadığı halde insanlar arkadaşlarının, eşlerinin, çocuklarının veya öğrencilerinin gelip gidip özür dilemesini ve daha çok acı çekmesini izlemek isteyebilir. Allah'ın sünnetinde böyle bir şey görmüyorsunuz. Bir köle efendisine döndü mü, pişman oldu mu, ona hemen kollarını açan şefkatli bir Allah'la karşılaşıyorsunuz. Bu ayette Cenab-ı Allah Adem'e bu kelimeleri öğretti demiyor. İlginç bir ifade kullanılıyor. Telakka, Adem Rabbinden gelen kelimelere rast geldi gibi bir şey deniliyor. Bu kelimenin kökünün iyi veya kötü manada biriyle önceden planlanmış veya tamamen rastlantısal olarak buluşma manasına geldiğini söyleyebiliriz. Fakat Kur'an'da bu çekimiyle kullanıldığı başka bir yerde وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةِ meleklerin cennet ehlini neşe ve müjde içinde karşılaştıklarını anlatan resmi sergilerken kullanılan bir ifade. Bunu şunun için anlatıyorum. Hazreti Adem'e gönderilen bu sözler sert veya yaralayıcı sözler değildi. Ümit dolu, huzur dolu, yaralarını tamir edici, onu hidayet yoluna sevk eden sözlerdi. Hazreti Adem onları sürur içinde karşıladı, aldı ve hidayeti için kullandı. Rab'den gelen bir söz insanı ne kadar etkiler? Bunun örneklerini sahabelerin hayatında görüyorsunuz. Hazreti Ömer radıyallahu anh Hudeybiye'de barış anlaşması imzalamasını gururuna yedirememesine rağmen, Efendimiz'e gidip gelip biz niye böyle bir şey yaptık demesine rağmen dönüş yolunda Fetih Suresinin ilk ayetinin indirilmesiyle bu anlaşmanın apaçık bir fetih olduğunu öğrenmiş ve gönlü ferah kavuşmuştu. Hiçbir şey değişmedi. Anlaşma yine aynı anlaşma ama Rab'den gelen birkaç kelime onun iç dünyasını aydınlatmış ve bakış açısını değiştirmişti. Dolayısıyla kainat da beraberinde değişmiş oluyordu. Hazreti Adem de ihtimal verdiği sözü tutamayıp cennetten indirilmesi sebebiyle Allah'a karşı müthiş bir mahcubiyet duyuyordu ve yeryüzüne indiğinde Rab'den gelen bu kelimeler karşısına çıkıverdi. Farklı bir kıraatte فَتَلَقَّى آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٌ diye okunuyor. Yani karşılama işini yapan Adem değil, kelimelerdir. Aynı zamanda bu ifadede düşen bir şeyi yakalama manası da var. Yani sanki diyor ki Adem Aleyhisselam yeryüzüne düşerken Rabbinden gelen bir takım kelimeler onu yakalayıverdi ve onu güzelce karşıladı. Bu kelimelerin ne olduğu burada geçmiyor. Fakat ayetin devamından anlaşılıyor ki bu kelimeler Hazreti Adem'e umut veren, Rabbinin onu affedebileceğini ima eden bazı kelimelerdi. Çünkü bu kelimeleri alır almaz tevbe ediyorlar. Kur'an burada bahsetmiyor ama bazıları A'raf suresinde bu kelimelere işaret ediliyor denmiş. Orada Adem Aleyhisselam ve eşi "Kâlâ Rabbena zalemnâ enfusenâ ve illem تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Adem ve Havva ikisi birlikte "Ey Rabbimiz biz kendimize zulmettik. Eğer bize mağfiret etmezsen, eğer bize merhamet etmezsen hüsrana uğrarız." dediler. İşte bu duayı ettikten sonra Allah Bakara suresinde şöyle devam ediyor. "Fetabe aleyhi." Allah
onların tevbesini kabul etti. Diyeceksiniz ki cehennem ayetleri de Rab'den gelen bazı kelimeler. Terhip dediğimiz insanları korkutmak ve sakındırma maksatlı olan ayetler de Rab'den gelen kelimeler. Fakat burada hususi bir durumda neyin hatırlatılması gerektiğini öğretiyor Allah. Yani bir insan bir hata etmişse ve bu hatasından dolayı pişmansa, bu hata ne kadar büyük olursa olsun, peygamberin amcasını katletmiş olsa bile o insanın duymaya ihtiyacı olduğu şey cehennemde nasıl yanacağı değil, ona ümit veren Allah'ın rahmetinin enginliğini hatırlatacak sözlerdir. Yeter ki o insan hatasından dolayı pişman olsun ve tevbe kapılarını açık tutsun. Ayet innehu huvettevvaburrahim şeklinde bitiyor. Yani şüphesiz ki Rabbin tevbeleri hep kabul eden, kullarına karşı merhamet sahibidir. Aslında burada Allah bir bakıma bu kıssayı dinleyenlere dönüp alınacak en önemli derslerden birini öğretiyor. Yani bakın Hazreti Adem'in başından neler geçti ve insanlığın ilk tevbesini nasıl kabul ettiğini görün. Dolayısıyla ey Ademoğulları, Rabbinize nasıl yönelmeniz gerektiğini bilin ve Rabbinizin aslında sizin tevbelerinizi bekletmeden ve sürekli olarak kabul edebilecek bir Rab olduğunu bilin. Yeter ki siz hatanızın farkında olun, pişmanlık duyun ve bana yönelin. Bir diğer taraftan bu kıssada Allah'ın hata yapan bir kulunu nasıl terbiye ve disipline ettiğine de şahit oluyoruz. Geçici bir süreliğine onları cennet yurdundan çıkarıp dünyaya indiriyor. Fakat Allah acımasız bir otorite olarak onları bütün her şeyden mahrum etmiyor. Mesela insanların yaşaması için dünyayı renkli görmesine gerek yok. Tat almasına, duymasına, koku almasına da gerek yok. Cennet gibi bir yerden dünyaya indirilmek zaten başlı başına bir mahrumiyet ama hala meyvelerden yiyebiliyorlar. Hala bir barınakları var, eşleri var, tat alabiliyorlar. Dünyanın da kendine has, zevk alınabilecek yönlerinden faydalanmaya devam ediyorlar. Burada terbiye için yapılan şey bazı şeyleri onların elinden almak fakat bütün mahrum etmemek. Belki çocuklara verilecek terbiyeye de işaret ediyor olabilir. Yani onları cezalandırmakla değil de pişman olduklarında affettiğimizi geciktirmeden onlara söyleyip ama aynı zamanda ellerinden bazı lüksleri almak şeklinde bir disiplin geliştirmek. Bu kimi zaman telefonlarını geçici olarak ellerinden almakla olur. Kimi zaman harçlıklarını azaltmakla olur. Ama onları sevmediğimizi düşündürecek ve acımasızca cezalandırdığımızı ihsas edecek bir neticesi olmaması lazım. Bir sonraki ayet قُلْ نَحْبِتُوا مِنْهَا جَمِيعًا dedik ki hepiniz oradan inin. Bu sahneyi yine aynen bu kıssada iki önceki ayette de işlemiştik. Bazınız bazınıza düşmanlar olarak inin demişti Allah. Ve sonra indiler. Kendilerine iletilen kelimeler vesilesiyle tevbe ettiler. Ve kameralar sanki bu olaylar daha hiç yaşanmamış gibi geçmişteki bu sahneye çevrildi. Filmlerdeki flashbackler gibi. Aslında o tevbenin ardında yatan ve dünyada başlarından geçen hadiseleri daha iyi anlayabilmek için Allah bize bu sahneyi tekrar izlememiz gerektiğini söylüyor. Ve devamında onlara verdiği nasihattan bahsediyor. فَاِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ benden size bir hidayet geldiğinde her kim hidayetime tabi olursa onlar için herhangi bir korku yoktur ve onlar üzüntü çekmezler. Dolayısıyla başınıza gelebilecek herhangi kötü bir şeyin öncesinde korku ve sonrasında hüzün duymak istemiyorsanız, düşmanlarınızdan dolayı korku ve üzüntü çekmek istemiyorsanız benden gelen her türlü hayra, hidayete, işarete, vahye ve yönlendirmeye açık olun. Dolayısıyla daha dünyaya indirilmeden önce Allah çok sevdiği kullarına ne yapmaları gerektiğini tembih ediyor. Ve Hazreti Adem ve Havva o kelimelerle karşılaştıkları zaman hemen gereğini yerine getiriyorlar. Dolayısıyla Allah sadece onlara bazı kelimeler gönderip tevbe yolunu açmıyor. O kelimeleri göndermeden önce de bir şeyler göndereceğini ve onları değerlendirmelerini tembih ediyor. Dolayısıyla Allah'ın insandan ciddi bir beklentisi var. İstiyor ki insanlar işledikleri günahlardan, hatalardan, yanlışlardan pişman olup Allah'a yönelsinler ve af dilesinler. Böylelikle bir halifeye yakışır bir şekilde bu dünyada her zaman daha iyi bir insan olabilmenin kavgasını verebilsinler. Efendimizin günde 70 defa istiğfar ediyorum dediğini hatırlayın. Hani deseler ki İslam insanlığa ne mesaj veriyor? İslam bir insan ne kadar kendisine zulmederse etsin, ne kadar perişan olursa olsun ümit kapılarının her zaman açık olduğunu ve yeniden başlamanın her zaman mümkün olduğunu söylüyor. Bütün bir din bu tevbe etme, affedilme ve daha iyi bir insan olabilme fikrinin etrafında dönüyor diyebiliriz. Fakat salt bir bağışlama üzerine kurulu bir şey anlamamak lazım. Neticesinde İslam bir barış dinidir ama gerektiğinde savaş da yapılır. Affetmek üzerine kuruludur fakat Allah'ın intikam alacağı insanlar da vardır. Adalet böyle gerektirir. Nitekim kıssanın son ayeti de şu şekilde. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ İnkar edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince işte bunlar cehennemliktir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Burada bahsedilen ayetleri sadece Kur'an ayeti olarak anlayabiliriz.
anlamamak lazım. Kur'an-ı Kerim'in inkarcılara karşı gösterdiği sert tavrı açıklamak için inşallah başka bir video çekeriz ileride. Fakat kısaca bahsedecek olursak, peygamberlik davasında son çare olarak kullanılan mucizeler kimileri için ebedi cehennemin kapısıdır. Ayet tabirinin içinde bu mucizeleri de yerleştirmek gerekiyor. Dolayısıyla nasıl ki geçmiş kavimler mucizeleri inkar ettikleri için helak olmuşlar, Allah'ın ayetlerini yalanlayanları da benzer şekilde değerlendirmek gerekiyor. Evet arkadaşlar, 7 bölümlük yeryüzünde bir halife serimizin sonuna gelmiş olduk. Allah hepimize kendi kudretinin ve rahmetinin tecellilerini görüp ona onun istediği tarzda çok kuvvetli bir bağla iman etmeyi nasip etsin. Bu serimizin playlistini paylaşmayı, videoları like yapmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Başka bir programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.